Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü serimiz Osmanlı İmparatorluğu'na hilafet yolunu açan ve büyük bir imparatorluk haline getiren Ridaniye zaferini ele alacağız. Yavuz Sultan Selim 1516'da Memluk Sultanlığı'nı bitirici sefere çıktı. Suriye bölgesinde bulunan Mercidabık Savaşı'nı kazanarak Memlukluların kuzey bölgelerini ele geçirdi. Bu savaşta Memluk Sultanı Kansu Gavri öldürüldü. Yerine yeğeni Toman Mal. Yavuz Sultan Selim Memluklulara son darbeyi indirmek için Kahire üzerine harekat etti. Savaş öncesi Osmanlıların 130 bin, Memlukluların 140 bin askeri mevcuttu. Yavuz Sultan Selim 13 gün içinde ordusuyla Sina çölünü geçerek Ridaniye'ye ulaştı. Savaş öncesi Yavuz Sultan Selim'in kumandanı Hadım Sinan Paşa iken Tomanbay'ın kumandanı Canberdi Gazali idi. Savaş öncesi Memluklular Venedik Cumhuriyeti'nden top ve silah alarak kuvvetli bir savunma hattı kurmuştu. Osmanlı orduları kuvvetli savunma hattına karşılık El-Mukaddam Dağı'nın etrafını dolaşarak Memluk ordusunun yönleri sabit toplarını etkisiz hale getirdi. Sultan Tomanbay onca hazırlıklara rağmen hedefi etkisiz kalınca bozgun kaçınılmaz hale geldi. Kaybedeceğini anlayınca en cesur askerleriyle birlikte Osmanlı komuta merkezine baskın düzenledi. Sultanın otağı sandığı saldırıda Vezir-i Azam Sinan Paşa öldürüldü. İstenen hedefe ulaşamayınca savaş meydanından çekildi. Sonra yakalanarak öldürüldü. Savaş Osmanlılar için zaferle bitmişti. Savaş sonunda Osmanlılar 20 bin, Memluklular 26 bin kayıp verdiler. Savaş sonrası karışıklıklar çıktı fakat Yavuz Sultan Selim hakimiyetini sağladı. Bu savaşın ardından artık devasa bir imparatorluğa doğunun hakimine dönüştü. İmparatorluk 9.432.546 km² alana yayıldı. Bu savaştan sonra artık Yavuz Sultan Selim bütün Müslümanların halifesi sıfatını taşıyordu. Bu o dönemde büyük bir devrimdi. Yavuz Sultan Selim kısa saltanatında bu derece eşsiz zaferlerle gücünün zirvesinde hayata gözlerini kapayacaktı.